kurmaya gelecek. Buradan da biz motorlarla yaklaşık 150 metre ileride derin deşarj hattımız var. Oraya bypass yapacağız ki arkadaki taşkınları da önlemiş olmasın. 700 metre, karadan 700 metre uzaklıkta, 16 metre. Evet, kapasite yetmediği için orada difüzörlü hattımız var. Ama yine de arıtılmış suyu yok. Arıtılmış, buradaki arıtılmış suyu olacak. Yok. Paçallanmış suyu. Paçallı oluyor. Yani. Arıtılmış, yani, arıtılmış su gene içecek. Diğer taraftan bakıyoruz olması. Buradan çıkar çıkmak isterseniz eğer. Çıkarabiliyoruz. Sistemimiz ona müsait. Edremit ve Körfez'deki buradaki atık sular burada toplanıyor ve burada bir takım biyolojik arıtma işlemlerinden geçerek derin deşarj yöntemiyle denize verilerek buradaki çevreye zarar vermeden atık suların bertaraf edilmesi sağlanıyor. Bu çalışmaları günlük olarak da Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla sürekli çıkan su değerleri, atık su değerleri kontrol ediliyor. Eğer bu değerlerde kabul edilebilir sınırlar içinde bir değişme olduğu zaman hemen sistem uyarı veriyor. Uyarılarla birlikte de yeniden sistemin sağlıklı çalışmasıyla ilgili olarak tedbirler alınıyor. Burada 20 bin metreküp su, atık su günlük olarak geliyor. Yaklaşık 360 bin kişi kapasiteli bir arıtma tesisimiz. Bu şekilde burada arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanıyor. Balıkesir büyük şehir olduktan sonra BASKİ biliyorsunuz Balıkesir su işleriyle ilgilenen birimimiz. Şu anda her taraf yenilenmiş ve kapasiteleri arttırılıyor. Arkadaşlar yaptıkları çalışmalarla kirli suyu normal hale getirip doğaya tekrar kullanılmak üzere salıyor. Ben başarılı buldum. Tabii ki yaz sezonunda yoğun kullanıma karşı da acil tedbirleri nasıl alabiliriz? İnsanlarımızı daha güvenli su kullanırken ve attıkları suyun bertaraf edildiğinden emin olmalarını sağlayıcı bir altyapı oluşturulmuş. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.